Bugün enflasyon rakamları açıklandı biliyorsunuz. Onun için bol bol enflasyon konuşacağız. Dolar düşürülmesine rağmen neden enflasyon son 16-17 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşiyor? Neden Türkiye'yi yönetenler bile enflasyonla ilgili umutlarını kaybetmeye başladılar? Keza Lütfü Elvan'ın bu konuyla ilgili açıklaması oldukça dikkat çekici. Aynı zamanda enflasyon sepetle değiştirildi arkadaşlar. Gıda enflasyonda daha ağırlıklı hale geldi. Olması gereken bir adım atılmış durumda. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum ve arka arkaya hem kamudan hem özel sektörden zamlar gelmeye devam ediyor. Bu da enflasyon üzerindeki baskıyı arttırıyor. Dünyada da aslında enflasyon bir sorun olmaya başladı ufak ufak. Avrupa Birliği'nin son 6 aydır en yüksek enflasyon rakamı geldi. Öbür taraftan Draghi biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası Başkanıydı. Şu anda da İtalya'da hükümeti kurmayla ilgili yetki kendisine verildi. Yani İtalya'nın yeni başbakanı görünen Oki Draghi. Biden'ın çok enteresan bir açıklaması var. Çok vurucu bir açıklaması var arkadaşlar. Onu da yine sizlerle paylaşacağım ve Elon Musk uzayda egemenliği ele geçirmiş durumda. Nasıl mı? Onu da az sonra yine sizlerle paylaşacağız efendim. Bu arada tabii ki rakamları da konuşacağız. Dolar nereye gidecek? Euro ne oluyor? Sterlin'de neler yaşanabilir bundan sonraki süreçte? Borsada neler yaşanıyor? Bütün bunları da değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Önce enflasyonla başlayalım arkadaşlar. Enflasyon yükselmeye devam ediyor dolar düşmesine rağmen. Ne demiştik? Dolar düşse de, düşmese de, çıksa da çıkmasa da bu zamlar arka arkaya geldikçe, böyle bir bütçe açığı oldukça, yüksek vergiler uygulanmaya devam edildikçe ve Türkiye'de reel sektör ikinci plana atıldıkça tarım üretmediği sürece enflasyon yükselmeye devam edecek demiştik. Nitekim bu tablonun çok net bir şekilde Ocak ayında da karşımıza çıktığını görüyoruz. Aylık bazda %1.68 oranında bir yükseliş var. Bakın, TÜİK'in iyimser rakamlarına rağmen Ocak ayında enflasyon yükseliş eğilimini hızlandırdı. Yıllık enflasyona bakıyoruz. %14.97 seviyesine gelmiş durumdayız. Tüketici fiyatlarını Türkiye'de talep değil üretici fiyatları belirliyor. Üretici fiyatları çok ciddi manada artıyor ve artmaya da devam ediyor. Tüketici enflasyonuna bakıyorsunuz %14.97. Üretici fiyatlarının enflasyonuna bakıyorsunuz %26.14. Net bir şekilde %11'lik bir fark var arada. Öyle ya da böyle tüketici enflasyonu üretici enflasyonu enflasyonla doğru evrilecek anlamına geliyor bu. Fiyatlar daha da yükselecek. Dolar 1 lira olsa da üretici fiyatları kaynaklı, girdi maliyetleri kaynaklı zamları görmeye devam edeceğiz özel sektörde. Tabi buna bir de kamunun katkısı var. Kamu da sürekli olarak zam yapmaya devam ediyor. Bu da doğal olarak hem ulaşım sektörünü, hem giyim sektörünü, hem gıda sektörünü, hem de tarım sektörünü etkiliyor ve bütün bunlar girdi maliyetlerine yansıyor. Dolayısıyla da arkadaşlar fiyatlar da yükseliyor. Kamunun son fiyat yükselişlerinde çok ciddi etkisinin olduğunu görüyoruz ki biraz sonra bazı rakamları sizlerle paylaştığım zaman bunun somut örneğinde görmüş olacaksınız. Şimdi tüfe ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranlarına bakalım. Çeşitli mal ve hizmetler kaleminin %24.53 oranında arttığını görüyoruz Ocak ayında. Ev eşyası %23.25 oranında artmış durumda ithalata bağımlı olduğu için ve aynı zamanda kıtlık ekonomi dolayı ve aynı zamanda oranında girdi maliyetleri arttığı için. Gelelim ulaştırmaya arkadaşlar. Ulaştırma bu ay %21.43 oranında artmış durumda. Bu ayın zam şampiyonları aslında enflasyonun da belirleyicileri oluyor arkadaşlar. Onun için zam şampiyonlarına bir bakalım öncelikle. Mandalina %26.77 oranında artmış. Kış meyvesi olmasına rağmen en çok fiyat artışı kaydeden ürünlerden birisi. Otoban ve köprülere yapılan zamlar da 25.56 seviyesinde salatalığı saymıyorum. O bir yaz meyvesi. %21.29 seviyesinde. Siz köprü ve otoyollara %26 oranında %25 oranında eğer ki zam yaparsanız bunun yansımalarını her yerde zincirleme olarak görüyoruz. O nedenle aslında çok tehlikeli bir iş yapıldığını iddia ediyorum ben. Devam edelim arkadaşlar. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %18.11'lik bir artış var. Sağlık yani hastane fiyatları, ilaç fiyatlarında çok ciddi bir artış olduğu gözleniyor. %16.99 oranında. Peki ne zaman, hangi zaman diliminde? Pandemi döneminde arkadaşlar. Tüm dünyada pandemi yaşanırken ve ülkeler ilaç, sağlık gibi konuları sübvanse ederken, hatta fiyatlarını düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaparken Türkiye'de ilaç fiyatları artıyor. Hastane fiyatları artıyor arkadaşlar. Aman ha, hasta olmayın diyorlar. Hasta olursanız bedeli %16.99'luk zam diyorlar. Gelelim lokanta ve otellere. Lokanta ve oteller kapalı oldukları için belki de maliyetleri artıyor arkadaşlar. %12.89'luk bir artış var. Konut %11.56 oranında artmış. Şimdi tam burada duralım. Konut fiyatları %11.56 oranında nasıl artar? Hiçbir talep yoksa sürekli olarak satış oranları düşüyorsa hatta negatif ortamdaysa, ortamda ise son 1-2 aydır yaprak kımıldamayacak düzeye geldiyse siz fiyatları nasıl oluyor da arttırıyorsunuz sorusunu sormamız gerekiyor arkadaşlar. Onun da sebebini söyleyeyim. Çünkü yüksek kura göre kendi konut fiyatlarını endeksliyorlar. Enflasyona göre falan değil. Yüksek kura göre kendi fiyatlarını belirliyorlar ve yükseltiyorlar. Otomatik yükseltme var. Satılmıyor mu? Satılmasın. Önemli değil. Satılmıyor ama biz fiyatları yükseltmeye devam edeceğiz. Belki karşımıza saf ve temiz kalpli birisi çıkar. Ona bu evi veririz diye konut fiyatlarını yükseltiyorlar. Aynı zamanda tabii arkadaşlar bunun içerisinde kiralar da var. Kiraları da yükseltiyor. Dolayısıyla konut fiyatlarında %11.56'lık bir yükseliş görüyoruz. Aslında el insaf. Şöyle bir düşünsenize. Memura %7, emekliye %8 zam yapıldığı bir ortamda. Aynı zamanda asgari ücretliye agiye çıkarttığımızda %10 oranında bir zam yapılan ortamda kiralar yüzde 14 üzerinden artıyor. Vatandaş bir de kira maliyetlerinin altında eziliyor. Eğlence ve kültür %9.75 oranında artmış. Nasıl olmuş bilmiyorum arkadaşlar. Pandemi döneminde her yer kapalı ama fiyatlar artıyor. Haberleşme %6.32 oranında artmış. Bence az bile. Eğitim %6.13 oranında artmış. Giyim ve ayakkabı %2.12 oranında bir artış kaydetmiş. Alkollü içecekler ve tütün de %1.35 oranında bir artış kaydetmişti. Burada önemli etki şu biliyorsunuz alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde neredeyse %63 oranında bir ÖTV indirimi yapıldı. Neyse ki akılları başlarına geldi. Bu işin iyi de niye kayıt dışına doğru kaydığını gördüler. Ama %63'lük o indirim nedense fiyatlara yansımadı. Yani tütün ürünleri ya da alkol ürünlerinin fiyatları inmedi. Tüketiciye aynı şekilde yansımaya devam ediyor. Hatta %1.35'lik bir zam gelmiş. Bu da şaşırtıcı. Bir önemli rakamı daha paylaşayım. Daha sonrasında da Sayın Lütfi Elvan'ın bu konuyla ilgili yorumunu sizlerle paylaşacağım. Hazine ve Maliye Bakanımız bakalım neler söylemiş konuyla ilgili olarak. Bir ülkedeki en önemli enflasyon göstergesi arkadaşlar çekirdek enflasyondur. Yani bütün değişkenlerin çıkartıldığı ve enflasyonun yönünü aslında işaret eden enflasyondur. Onun için dünyada gelişmiş ülkeler önce çekirdek enflasyona bakarlar. Çekirdek enflasyon eğer ki aşırı yükseliyorsa bu ciddi anlamda bir sıkıntı işaretidir. Eğer ki üreten bir ülkeyseniz faizleri arttırırsınız dengelersiniz talebi kısarak. Ama üretmeyen bir ülkeyseniz ve talep odaklı bir enflasyonunuz yoksa faizleri yükselseniz de bir işe yaramaz. Aynı bizde olduğu gibi. %10 seviyesinden, 10-25 seviyesinden 17'ye kadar yükselttiğiniz faiz oranları gördüğünüz gibi enflasyonu dizginlemiyor ve yükseltmeye devam ediyor. Çekirdek enflasyon ne kadar biliyor musunuz? Şu anki mevcut enflasyondan daha yukarıda. Mevcut enflasyon %14.97 çekirdek enflasyon %15.50 seviyesinde. Normal ekonomilerde ve normal normal koşullarda çekirdek enflasyon enflasyonun altında olur arkadaşlar. Çünkü değişkenleri çıkartıyorsunuz diyoruz ya. Oysa Türkiye'de çekirdek enflasyon mevcut enflasyonu geçmiş durumda. Enflasyondaki yükseliş eğiliminin çok daha hızlanacağını bize gösteriyor. Peki burada ne yapılabilir? Yapılması gereken tek şey normal ekonomiler için konuşuyorum arkadaşlar. Faizlerin yükseltilmesidir. E bu yapıldı. Hem de önden yüklemeli olarak yapıldı. %17 seviyesi çok yüksek bir faiz ortamı. Buna rağmen enflasyon niye dizginlenemiyor sorusuna iyi bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de talep odaklı bir enflasyon yok. Vatandaşın zaten burasına kadar borç dayanmış. Firmalar mal satamıyor onun için batıyor. Vatandaş mal almıyor alamıyor onun için piyasa dönmüyor. Millet birbirine borcunu ödeyemiyor. Herkes icralık pozisyonda. Buna rağmen enflasyon yükseliyorsa arkadaşlar burada şuna bakarız biz. Aslında fiyatlar yan etkenlerle yükseliyordur. Yani yan etkenler ana etken haline gelmeye başlamıştır. Mesela bundan bir yıl önce evet dövizin etkisi çok yüksekti mal fiyatları üzerinde ama şu anda ekrandaki dövizin etkisi çok az. Çünkü 8.50'den 7.13'e kadar gelmiş bir dolar kuru var. Ona rağmen enflasyon %14-15 yardırmış gidiyor arkadaşlar ve gitmeye de devam edecek. Yükselişin temel nedeni artık kamunun zamları, kamunun yüksek vergileri, özel sektörün buna bağlı olarak girdi maliyetleri arttığı için yaptığı ister istemez zamlar. Bütün bunlar enflasyonu yükseltmeye devam ediyor. Bir ülkede kamu %26 oranında otoyol ve köprülere zam yapıyor ise her gün yeni bir zamla karşımıza çıkıyorsa elektrik zammı, doğalgaz zammı, ekmek zammı vesaire vesaire o zaman bu ülkede artık talep odaklı bir enflasyon yoktur. Aksine enflasyon bir vergi toplama aracı haline getirilmeye çalışılıyordur. Bunun yanına bir de yüksek faizi koyarsınız. Bunun yanına bir de yüksek işsizliği koyarsınız. Alın size stagflasyon ortamı. Türkiye çok derin bir ekonomik bunalım içerisinde artık arkadaşlar. Ekonomik kriz falan değil. Kimse ekonomik kriz falan beklemesin. Biz çok net uzun yıllar sürebilecek bir ekonomik bunalımın içerisindeyiz ki Lütfi Elvan ne diyor? arkadaşlar. Onu da hemen sizlerle paylaşayım. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan rakamlar enflasyon hedefinden çok uzak olduğumuzu gösteriyor diyor. Günaydın. Yani bu yıl %9-10 enflasyon hedeflemek bence sahiden hayalperestlik ya da çok iyi niyetlilik. 2023'te %5'lik enflasyon beklemek de çok iyi niyetlilik. Türkiye'de bu koşullar içerisinde tarım ikinci plana atıldığı sürece gıda enflasyonu yükselmeye devam edecek. Sanayi ikinci plana atılıp ithalat ön plana çıkartıldığı sürece kuru baskılamak ekonomi için sadece ve sadece bir gösterge olduğu sürece Türkiye'de sanayi ürünleri de yükselmeye devam edecek. Çünkü biz üretmiyoruz yurt dışından getiriyoruz. Yurt dışından getiriyoruz. Onun üzerine bir de vergi bin onun üzerine ekstra zamlar yapıyoruz. Bir de piyasadaki maliyetleri ekstra olarak arttırıyoruz. Dolayısıyla bu enflasyon yükseliş eğilimi devam edecek. Çözümü nedir? Önce çiftçinizi kurtaracaksınız. Gıda ürünlerinin ucuz olmasını istiyorsanız. İkincisi orta ölçekli ve küçük ölçekli firmalarınızı kurtaracaksınız. Üçüncüsü gelir dağılımı probleminizi çözeceksiniz. Dördüncüsü en önemlisi işsizlik probleminizi aşacaksınız. Firmalarınızı batırmayacaksınız. Firmalarınıza işçi çıkartamazsın yasa koyacağınıza firmalarınızın arkasında duracaksınız. Aynı Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da olduğu gibi. Vahşi kapitalizmin beşiği Amerika'da bile vatandaşa oluk oluk hibe yardımları yapılıyor. Hem de vatandaş istemeden. Yine vahşi kapitalizmin beşiği olan Amerika'da firmalara daha başvuru yapmadan yardımlar yapılıyor ayakta tutmak adına. Almanya'yı, Norveç'i, Avrupa ülkelerini saymıyorum bile arkadaşlar. Bu kafa bu şekilde devam ettiği sürece enflasyon yükselecek, faizler yükselmeye devam edecek, işsizlik yükselmeye devam edecek, ekonomik dengeler bozulmaya devam edecek. Bunun üzerine bir de yüksek maliyetli kısa vadeli borçlar biniyor ve binmeye devam edecek. Türkiye işin içinden çıkamayacağı bir stagflasyonun göbeğine düşü verecek. Ve ne yazık ki bunun bedelini her zaman olduğu gibi bizler yani vatandaşlar ödemek zorunda kalacağız. Biz bunları konuşurken, tartışırken bakın Avrupa ne yapmaya çalışıyor? İtalya mesela ne yapmaya çalışıyor? Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı Draghi'yi İtalya'nın başbakanlığı görevine atamaya çalışıyor ve kabul edildi nihayet. Draghi önümüzdeki dönem ekonomik reformlar yapabilmek adına İtalya'da başbakan oluyor. Ekonominin ne kadar kritik olduğunu buradan biçin diye söylüyorum. Eğer Draghi gibi bir isim İtalya'nın başına getirilmeye çalışılıyorsa, yürütmenin başına getirilmeye çalışılıyorsa dünyayı çok ciddi ekonomik sıkıntılar bekliyor demektir ve akıllı ülkeler buna hazırlanıyor. Ki Rusya buğday ihraç etmeyerek buna hazırlanıyor. Herkes kıtlık ekonomisine ve kriz ekonomisine hazırlanıyor. Biz hala doları baskılamak için uğraşıp duruyoruz. Çiftçi batsın, esnaf batsın, üretici batsın umurumuzda değil. Bir başka önemli konu. Videonun başında da söyledim. Biden ne demiş? Hiçbir aile ferdim ki bazı aile fertleri yıllardır politikanın içerisinde özellikle oğulları diyor ki hiçbir aile ferdim hükümet işlerine karışamaz kardeşim diyor. Bu konuyla ilgili bir fikir beyan edemez diyor. Niye bunu üstüne basa basa söylüyor? Altın çize çize söylüyor. Biliyorsunuz Trump da bütün sülalesini işin başına getirmişti. O nedenle de çok ciddi tepkiler almıştı. Neyse ki bizim gibi ülkelerde yok böyle şeyler ama Amerika'da Trump bunu yapmıştı arkadaşlar ve bunun devlet yönetiminde ne kadar büyük bir hata olduğu da ortaya çıktı. Bir de size güzel bir haber vereyim. Elon Musk seveniniz vardır, sevmeyeniniz vardır. Çok enteresan projelere imza atıyor. Starlink en önemli projelerinden birisi. Her ne kadar ön plana çıkartmıyor olsa da nedir Starlink? Uzayın her yerine uydu atmak ve bu uydularla dünyanın her yerini de kullanılabilecek internet ağı yaratabilmek. Köyünden deresine, deresinden dağına kadar her yerde telefonunuzu açacaksınız internet kullanacaksınız. Belki ücretsiz olarak kullanacaksınız. Bu GSM'in yok olması anlamına gelebilir arkadaşlar. Bu büyük bir veri akışı ve büyük bir globalleşme anlamına gelebilir. Neyse ayrı bir konu olarak işleyeceğim bunu. Çok enteresan bir rakam var. Onun için Elon Musk'ın bu projesini sizlerle paylaşmak istedim. Bu proje nedeniyle her gün Onlarca uyduyu uzaya gönderiyor ve şu anda uzayda bulunan uyduların %25'in hakimiyeti Elon Musk'taymış. Bakın dünya nelerle uğraşıyor? Biz nelerle uğraşıyoruz? Rakamları da konuşalım, videomuzu bitirelim. Dolar 7.15 seviyesinde arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun, düşsün, düşsün ama bir ricamız var. Dolar ne kadar düşüyorsa fiyatlar da ona göre ayarlansın. Bu doların düşmesinin sebebi enflasyon denildi bize. Madem dolar düşüyor o zaman fiyatları da zamları da düşürsünler. Hatta geri alsınlar diyeceğim ama dolar düşmesine rağmen hala arka arkaya zamlar yapılmaya devam ediyor. Euro sterlin dolara paralel hareket ediyor arkadaşlar. Euro dolar paritesi çok kritik bir noktada. 1.20-23 seviyesinde. Burası kırıldığı an itibariyle 1.20 kırıldığı an itibariyle çok agresif hareketler görmeye başlayacağız. Şimdiden uyarıyorum. Altın nonsu 1830 36'ya geri çekildi. Tekrar bir dalgalanma oluyor. Tamamen teknik hareketler altın hızlı yükselişe hazırlık yapıyor. Özellikle bunun uyarısını yapayım. Piyasaya her şey düzeliyor. Havası pompalamaya çalışıyorlar ama daha dün haberi geldi. Virüs İngiltere'de bir kez daha mutasyona uğradı. Ve aşıların işe yarayıp yaramayacağı konuşuluyor bu kez. O nedenle arkadaşlar hem dünyada hem de Türkiye'de işler sarpa sarıyor. Hazırlıklı olmanızda fayda var diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.